Yunus ayet 42. Onlardan bir kısmı seni dinler. Hiç sen sağırlara işittirebilir misin? Hele sağırlıklarının yanında bir de akıllarını kullanmazlarsa. Kimisi dinler ama uygulamadığından dolayı sağır hükmündedir. O dinlediğini yerine getirmez. Allah muhafaza eylesin. 43. ayet. Onlardan bir kısmı da sana bakıp dururlar. Hiç sen körlere doğru yolu gösterebilir misin? O bakıyor ama manevi kör. O manevi köre, o görmek istemeyene sen doğru yolu gösterebilir misin? Hakikati duymak istemeyen, hakikati dinlemek istemeyene sen hakikati dinletebilir misin? Hani başka bir ayeti kerimede onlardır. Onlarda göz vardır ama körlerdir. Kulak vardır ama duymazlar. Hani e, işitmezler var ya onun gibi bu ayet-i kerimede. Allah muhafaza eylesin. Evet. Hele körlükleri yanında bir de basiretsiz olurlarsa yani hem kör yani hakikati görmüyor hem de basiretsiz hakikati anlamıyor. Basireti yok. Kulağı sağır. Onları dinlemen, onları senin bir şey anlatman mümkün değil. Onlar çünkü kendi kendilerini bataklığa çekmişler. Kendi kendini kulağını sağır etmiş. Kendi kendini gözünü perdelemiş. Gözünü kör etmiş. Ve kendi kendini sonunda ne yapmış? Kalbini mühürlemiş. 44. ayet. Allah insanlar asla zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Allah kimseyi kör yaratmaz manevi olarak. Allah kimseyi manevi olarak sağır yaratmaz. Allah kimseyi manevi olarak basiretsiz yaratmaz. Kullar kendi yaptıklarıyla kendilerini sağır, kör ve kalbi çalışmayan, mühürlenmiş, basiretsiz yaparlar. Kendi kendine zulmederler. Kendi kendine Herkes kendi kendine zulmeder.